like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sand, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. Hit the gas in the back of the sand, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. Hit the gas in the back of the sand, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. Hit the gas in the back of the sand, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda bakın bu güzel yazlık baharlık örgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bluzlerden atkılara, şallara varana kadar dilediğiniz her türlü örgü, tığ işi örgü de kullanabileceğiniz bu güzel modelin yapımını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Böyle tığ olarak 3 milim tığ kullandım. İp olarak ise Alize Cotton Gold'un ipini kullanarak yapmış olduğum bir çalışma, bir model oldu arkadaşlar. Evet, şimdi biraz değişiklik olsun diye hem de hep birlikte görelim bakalım nasıl olacak. Şöyle Alize Cotton Gold'un batik olan bir ipiyle yaparak sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlarım, ne iş yapacaksak onun boyutunda zincirler çekiyoruz. Şöyle başlayalım. Şöyle 20 taneye yakın zincir çektim. Fazlasını bırakırız. Önemli değil. İlk sırada bütün zincirlerimin içerisinden giriş yapıyorum. Ve sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi sona geldim. Burada arkadaşlar 1, 2, 3. Evet, 3 zincirden sonra üzerine biri alıyorum. Buradan bunu atlayıp hemen yanındaki yerden giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzanı bu şekilde yaptım. Bir zincir çekiyorum. Üzerine alıp birini atlayıp ikinciden giriş yaparak ikili trabzanlar yapıyorum bu şekilde. Yani kutucuklar oluşturuyorum. Şöyle buradan da bir tane daha yapalım. Sonra bir tane ikili trabzanla bitirelim. Şimdi çeviriyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki bakın şuradan giriş yapıyorum. Şöyle. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum önce. Sonra üzerine alıyorum. Bir tane kutuyu atlıyorum. Bu ikinci kutum. İkinci kutunun içerisine giriş yaparak 7 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlarım buraya. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra bakın şöyle göstereyim. Burayı atlıyorum. Buradan bakın şunun üzerine gelerek
Buraya bunu bağlıyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyorum ilk sırada. Sonra üzerine bir daha alıyorum ve yine buradan bunu atlıyorum. Buraya geçiş yapıyorum. 7 tane yine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sonra yine buradan bakın bunu atladık. Buradan giriş yapıp bir tane buraya sık iğnemizi yapıyoruz. Bu fazla sayı saymadığımız için oldu. Şimdi buradan hemen şöyle aldım ve bir tane daha yaptım. Bu çok önemli değil dediğim gibi. Şimdi buradan dönüyorum. Evet, bir tane zincirle geri döndükten sonra hemen bu dibindeki yere giriş yapıp buraya bir tane sık iğneyle bağlıyorum. Bir miktar uzatıyorum şöyle. Çok fazla uzun olmasına gerek yok arkadaşlarım. Bakın şu aradaki mesafeleri arasına bir şey koyarak da hani yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen bakın ortadaki yani kenardaki bu yerimden girişimi yapıyorum. Şöyle. Sonra bu 7 tane yapmış olduğum ikili trabzanların ilkinden giriş yapıyorum. Şu şekilde ve arasından geçiriyorum. Bunu kaydırma ile ipimi o tarafa doğru alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bunun boyutunda uzatıyorum. Sonra ikinciye geçiyorum. Bakın şöyle aldım. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane bu şekilde topladım. Sonra çıkartıyorum. Bunlara hiçbir şey olmuyor. Çıkartabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Sonra şunu tutun. Kendinize hani kılavuz olsun. Bu buradaki tam ortadaki yerden girişimizi yapalım. Şu şekilde hemen yanına doğru kaydıracağım için şuradan da giriş yapıyorum ve bunun içerisinden geçiriyorum. Bir tane zincirle çektim ve diğerinin boyutuna gelene kadar bu şekilde yapıyorum. Devam ediyorum. Aynı şekilde 7 tane yer yaparak topluyorum tığıma. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra yine aşağıya iniyorum. Bakın şöyle indim. Hemen yanındaki yerden de girişimi yaptım bu şekilde. Ve bunun içerisinden geçiriyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi bunları çıkarttım. Çeviriyorum. Şöyle tekrar aldım ilmeği. Ve buradan olmak üzere arkadaşlarım bakın. Girişimi yapıyorum. Ve tek tek bunları topluyorum. 1, yani sık iğne yapıyorum. Şöyle. Bunların yönlerine de dikkat ederseniz daha güzel durur arkadaşlar. Şöyle bakın. Yönü dediğim şu aradığın düz olması. Bu şekilde hepsine 7 tane yapmıştık. 7 tane sık iğne yaparak burayı devam ediyorum. Evet, 7. yaptım bakın. Şimdi bu araya 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 Sonra diğer 7'ye geçiyorum. 1 Şu yönünü çevirelim. 2 3 4 5 6 ve 7 Sonra bir tane zincir çekiyorum. Kenardaki yerimi de yapıyorum. Sonuncu yere de bu şekilde sık iğnemi yaptıktan sonra çeviriyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlarım. Sonra üzerine alıyorum ve geliyorum. Bakın şu ilkinin üzerinden giriş yaparak ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir
Sonra ikinci ikili trabzanımı da buraya yapıyorum. Yani kutucuk yapıyorum bu şekilde. Şimdi bu arayı daha da rahatlasın diye, buraya 7 tane zor olur diye şöyle 2 tane zincir çekebiliriz bu arada. Üzerine aldım. Sonra birini atlıyorum, ikinciden giriş yapıyorum. 1 ikili trabzan yaptım. 1 tane zincir, sonra tekrar bakın bu sonuncu. Buraya da 1 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 tane zincir çekiyorum. Üzerine aldım. 2 zincir çektim. Şu boşluk, ikisinin arasındaki boşluktan giriş yapıp buraya da ikili trabzan yapıyorum. İlk sıraya geri dönmüş gibi oldum. Üzerine 1 tane alıp diğerine geçtim. Şöyle 1 tane zincir çektim. Birini atladım. İkinciden giriş yaptım. Tekrar buraya 1 tane ikili trabzan daha yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Üzerine 1 alıyorum. 1 atlıyorum. İkinciden giriş yapıp buraya ikili trabzanımı yaptım. 1 zincir, 1 aldım üzerine. Sonuncu yer arkadaşlarım. Şöyle girişimizi yapıyoruz. Buraya da 1 tane ikili trabzan daha yapıyoruz. Sonra üzerine alıp kenardaki yerimden giriş yaparak buraya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Çevirdim. Bakın görüntümüz bu şekle gelmiş oldu. Şimdi buraya bir zincir çektim. Hemen yanındaki yerden giriş yaparak buraya sık iğnemizi yapıyoruz önce. Sonra üzerine aldım. 2 zincir çektiğimiz bakın şuradan giriş yaparak buraya 7 tane yine ikili trabzan ile devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra bakın arkadaşlarım buradan bunu atlıyorum. Buraya gelip ortadaki yerim, 2 zincir çektiğim bu aradaki yerden tam üstünden giriş yapıyorum ve buraya sık iğnemi yapıyorum. Üzerine 1 aldım ve geliyorum. Bakın şu 2 tane zincir çektiğim yerin içerisinde yine 7 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra sona geçiyorum. Sondan girişimi yaptım. Bir tane sık iğne buraya yapıyorum. Bir de zincirimin hemen üzerine sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Geri çevirdim. Ve geliyorum arkadaşlarım. Buradan bir tane zincirimi çektim. Sonra bunu bir miktar uzatıyorum ve buradan giriş yapıyorum önce. Sonra hemen yedili olan ikili trabzanlarımın tarafına geçip oraya bu şekilde bağladım. Bir tane zincir çekip şu şekilde uzatıyorum diğerinin boyuna göre. Sonra devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, 7 tane bu şekilde topladım. Sonra çıkartıyorum hemen. Yandan girişimi yaptım. Buradan da aynı şekilde alıyorum ve buradan geçirdim. Bir tane zincir çektim ve diğerinin boyutuna göre şu şekilde tamamlıyorum. Şimdi devam ediyorum. Birinciyi yaptık. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 taneyi bu şekilde tamamladıktan sonra yine çıkarttım. Buradan giriş yapıyorum. Sonra hemen yandaki yerden giriş yapıyorum. Buradan kaydırdım. 1 2 3 4 tane zincir çektim, geri çevirdim. Buradakini arkadaşlarım eğer bunu uzatırsanız bu kenardaki zincir sayısını da uzatmanız gerekiyor, onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi takarak sık iğnelerimi yaparak şöyle düz bir şekilde almaya gayret ederseniz daha güzel olur. Şu şekilde alıp devam ediyorum sık iğneler ile.
Ara boşluğa geldim. 7 tane yaptım burada. Şimdi buraya 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar diğerlerini sık iğne ile birleştirerek devam ediyorum. 2, şöyle 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonra buradan yine girişimizi yapıyoruz. Buraya bir zincir çekerseniz daha iyi olur. Şöyle bir taneyle bağladım. Tekrar bir şöyle zincir çekip çevirdim. Bakın görüntümüz bu şekilde. Burası modelimizin arka kısmı. Burası da ön kısmı arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Çok bir şey değişmiyor. İki tarafı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde yukarıya çıkıp yine yaptığımız gibi kutucuklar oluşturacağız. Şöyle ve modelimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet, şunu yaptıktan sonra iki zincir çekiyoruz yine. Sonra bir zincir, bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan. Daha güzel gözüksün diye şu anda. Bu arada yine iki zincir çektim. Sonra devam ediyorum. Evet, bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlarım. Bakın her iki tarafı da gerçekten çok hoş ve güzel bir görünüme sahip oldu. Çok fazla batik de olmadı. Batik renkleri göremedik diğerlerini ama umarım anlaşılmıştır. Devam edebilirsiniz bu şekilde ya da böyle tek renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, eğer Alize Cotton Gold ya da Alize'nin herhangi bir ipini kullanıyorsanız bir miktar ütü yaparsanız arkadaşlarım bu şekilde bir görünüme sahip olur. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir modelimizi. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.